sevgili teraziler. Selamlar sevgili teraziler. 2014 yılı kariyerinde ne bekliyor Demet seni? Anlat bakalım biraz. Evet sevgili teraziler, kariyerle ilgili önemli etkileşimler var. Çünkü terazi burcunu etkiliyor gökyüzündeki. Özellikle öncü gruplardaki hareketler yılın ilk 6 ayı zaman zaman bazı sınavlar ve zorlanmalar ortaya çıkarabilir. Hemen Ocak ayında, 16 Ocak'ta kariyer evinde bir dolunayla başlayacağız. O işle ilgili, kariyerle ilgili veya genel yaşamdaki kadersel durumlarla alakalı bazı dönüşümler meydana getirebilir. Vallahi bu 16 Ocak'taki Yengeç Burcu Dolunay'ı çok önemli ama bir de 27 Haziran var. Evet. 27 Haziran'daki yeni ay da çok önemli. Yeni bir kariyer başlangıcı, yeni bir kariyerle ilgili girişim olabilir. Bir de Jüpiter kariyer evinden geçiyor. 6'sına kadar biraz bir gecikmeler falan var ama 28 Şubat'ta 2 Mart arasındaki o 1 Mart çok ilginç bir gün. Bazen çok avantajlı, çok ilginç bir gün. O 1 Mart arasında bazı fırsatlarla karşılaşabilirler. Çünkü Jüpiter her 12 yılda bir kariyer evinden geçiyor. Evet. Aslında genel olarak olumsuzlukları azaltır ve kariyer hayatlarında baya bir ilerlemeye sebebiyet veriyor. Jüpiter'in buradaki pozisyonu. Sıkıntıların kısmen düzelmesine, problemlerin kısmen düzelmesine sebebiyet veriyor. Daha az ego yaparlarsa kariyer hayatlarında çok daha iyi, çok daha keyifli, çok daha neşeli dönemler fazlasıyla yaşayabilirler. Burada bazı tarihlerimiz var. İşte bunlardan biri kariyer hayatlarında Mart ayı demiştik. 15 Nisan. O haftada bazı gelişimler olabiliyor. Temmuz'un ilk haftası bazı gelişimler olabiliyor. Bir de ben şöyle söyleyeyim, 26-27 bu Temmuz'dan itibaren belki çevrelerindeki insanlardan destek alarak kariyerle ilgili bazı konularda da gelişmeler olur diyorum. Tabi 17 Eylül'de elimize sürpriz. 17 Eylül'de, evet. 15 Eylül'de o civardaki Dolunay döngüleri de sürpriz. Keyfinize keyif katın, Jüpiter tepenizde, bunu unutmayın. Bye. Hoşçakalın.